Atölyesi'nin güzel izleyicileri, hepinize kucak dolusu sevgilerle merhaba. Ben Esra Harman da yine harika bir programla karşınızdayız efendim. Evet, havaların soğumasıyla birlikte biz de yemek atölyemizde hamsi sezonunu açtık. İlla ki herkeste bazı balıkların özel yeri vardır. Ama hamsi denilince Karadenizlerde akan sular durur. Bunu hepimiz biliriz. Hamsi boyutlarıyla, tüm işleme teknikleriyle bugün eğitmen şef Aydın Demir'le tanıyacağız. Öyleyse atölyemizde hamsi işleme teknikleri başlasın, ama bu arada soru ve görüşleriniz için sizin için TV 360 ve Esra Harman da Instagram hesaplarımızdaki son fotoğrafın altına yazmanızı bekliyor olacağız efendim. Evet, bugün neler yapacağız? İzleyelim, sonra şefimle mutfakta buluşalım. Hadi bakalım. Küçük gövdesi, parlak rengiyle Karadeniz ve Marmara Denizi'ne sevdalı mutfaklarımızın muhteşem lezzeti hamsi balığı. Hamsi alırken nelere dikkat edilmeli? Hangi pirinç çeşidi tercih edilmeli? Karadeniz mutfağının gözdesi, hamsiyi pilavla buluşturan lezzet hamsili pilav. Hamsinin tüm kılçıkları en pratik nasıl temizlenmeli? Hamsiyi fileto haline getiren teknik nedir? Hamsi nasıl kızartılmalı? Hamsinin dolgulu hali hamsi kuşu. Sebzelerin gücüyle hamsinin lezzeti birleşiyor, mısır unu da onlara eşlik ediyor, şifa deposu bir yemek halini alıyor. Peki nasıl yapılıyor bu muhteşem lezzet hamsi koli? Hamsi nasıl marine edilmeli? Marinasyon sosunda neler olmalı? Hamsi marine edildikten sonra beklemeli mi? Marinasyon sonrası nasıl pişirilmeli? Hamsi marin. Buğulama tekniği nasıl yapılmalı? Hamsiler buğulamada nasıl ayıklanmalı? Buğulama tavada mı, fırında mı olmalı? Lezzetine lezzet katan sırlarla hamsi buğulama. Hamsi işleme teknikleriyle eğitmen şef Aydın Demir sizin için yemek atölyesinde. Birazdan. Tekrar merhaba. Hem üniversitede hoca, eğitmen, hem de gerçek bir şef. Sevgili Aydın hocamızla beraberiz. Hoş geldiniz Aydın Demir. Evet, bugün hamsi benim de en sevdiğim balık. Niye çok sevdiğimi de söyleyeyim. Çünkü her şeyle alıp böyle köfte gibi yiyebildiğim bir balık olduğu için çok severek tüketiyorum. Bugün hamsiyi A'dan Z'ye ele alıyoruz, evet, sizinle Aydın Şef. Birçok tekniği bir arada kullanacağız. Evet. Yani neler yapacağız? Hepsi yayın içerisinde. Kesinlikle. Öncelikle hamsi seçerken neye dikkat edelim? Tabii. Önümüzde hamsiler var. Evet, bize oradan yardımcı olur musunuz? Bir kere şundan bahsedeyim. İlk önce iki çeşit hamsimiz var bizim memleketimizde. İki çeşit. Biri Karadeniz, biri Marmara hamsisi. Ne farkı var? Karadeniz hamsisi daha küçük oluyor. Marmara hamsisi biraz daha iri oluyor. Yaklaşık 18 santim boyunda oluyor maksimum hamsinin boyutu. Çünkü hamsi o kadar özel bir lezzet ki. Hangisi daha lezzetlidir? Ya tamam, ben mevsimle alakalı. Öyle ne mi? Kadar soğuk denizden topladıysak bu hamsileri o kadar lezzetli oluyor. Çünkü hamsiler Mayıs ayında doğuruyorlar, yumurtalıyorlar. Yaklaşık Haziran gibi Karadeniz'e göçüyorlar. Ekim ayının ortasında hamsi avlama yasağı geliyor. Çıkınca, yani bitince hemen hamsilerimizi toplamaya başlıyorlar. Başlıyoruz. Bu arada yağlanıyor kışa doğru değil tabii mi bu hamsi? Ne kadar o yüzden daha lezzetli oluyor. O kadar oluyor. Lezzetli oluyor. Çünkü omega 3 çoğalıyor, üzerindeki fosfor çoğalıyor. O yüzden mutlaka hamsilerin yağlanmasını beklememiz gerekiyor. Demek ki hamsi alırken önce mevsimine dikkat ediyoruz. Kesinlikle. Soğuk havaların. Soğuk havaların başlamasına dikkat ediyoruz. Karadenizli der ki hamsinin kulağını kar suyu kaçmadan lezzetli olmaz. Olmaz. Peki başka dikkat etmemiz gereken şeyler var mı? Tabii ki seçerken dikkat etmemiz gereken şeyler var. Bir kere gözü parlak olmalı, saydam olmalı. Yani içe çökmüş, böyle hafif üzerinde kabuk bağlamışsa o hamsi bayattır. Olmaz. Şöyle elinizi alıp bize anlatır tabii, mısınız lütfen? Tabii ki şöyle gösterelim. Bolca hamsimiz var. Mesela bu evet. Karadeniz hamsisi, gördüğünüz gibi küçük. Evet. Gözleri parlak olmalı. Üzerine özellikle kuyruk kısmına bastırdığınızda... Biraz sabit tutarak onu bize anlatır mısınız? Şu anda kamera tam elinizde çünkü. Çünkü buraya bastırdığınızda geri gelmesi gerekiyor. Eğer geri gelmiyorsa... Tekrar basalım mı? Nasıl oluyor? Bir daha görelim. Basalım. Tabii bunu çok bastırdık. Peki. Ezildi. Şöyle başka bir tane alalım.
burasına, kuyruk kısmına, yakın kısmına bastırdığımızda geri geliyorsa evet, hamsimiz tazedir. Taze. Parlak olmalı. Gözleri parlak ve saydam olmalı. Solungaçlarına baktığımızda pembe, kırmızı olmalı. Onu solungaçı da kameraya doğru gösterir misiniz? Tabii şefim? Ki. Şöyle açarak lütfen. Şöyle göstereyim. Tabii ki bunlar bayağı evet, küçük olduğu için solungaçlarını çok rahat göremiyoruz. Şöyle evet, göstereyim. Kırmızı parlak, yani kırmızı olması gerekiyor mutlaka. Hı-hı. Bu özelliklere sahipse son bir testimiz kalıyor. Nedir? Eve götürdük. Evet. Eğer bir imkanımız varsa suyun içerisine koyduk. Tamam. Eğer hamsimiz suyun dibine çöküyorsa bayattır. Suyun üzerinde kalıyorsa tabii ki arada çökenler olacaktır ama ağırlıktan dolayı. Suyun üzerinde çıkıyorsa o hamsi taze. Taze balıktır mutlaka diyerek. Mutlaka bunlara dikkat gönül edelim. Gönül rahatlığıyla alacağız. Peki hamsi ayıklanır mı? Tabii ki ayıklanır. Ayıklanır. Tabii ki. Ayıklamadan da yiyorum ben çünkü de. Ama şu anlamda ayıklanır. Çok küçücük kılçıkları olduğu için. İç organlarını çıkartmamız lazım. Yani hamsinin kafası kalabilir, kuyruğu mutlaka kalmalı. İç organlarını şu şekilde nasıl bir tane ayıklarız? Hemen. Onu bana yavaş bir şekilde. Şöyle bakın, aslında çok taze olduğu için parçalanır. Ben sizden bir peçete alayım tabii şuradan. Bir parça kopartır mısınız? Tabii, buyurun. Şu üzerine koyalım. Evet. Bakın yavaş yavaş lütfen bize onu ayıklamayı gösterin. Çıkarttığımızda şu ortasında bakın kemiği kalacaksa eğer kılçığı. Aha. Şu siyah parçayı da almamız gerekiyor mutlaka. Çünkü bu siyah parçayı almazsak bizi rahatsız eder. Sonra kılçığını... Şöyle bir görelim o siyah parçayı. Şöyle bakın, kameraya doğru tutalım. Bana gösterir misiniz siyah parçayı? O siyah parçayı ben aldım. Bir şu tane bana daha gösterelim. Peki. Şu, ben aldım. Tamam. İkinci bir tane daha göstereyim çünkü bir tane de anlaşılması zor. Kılçığını çektiğimizde geliyor zaten. Evet. Hemen bir tane daha ayıklayalım. Lütfen. Yine çok yavaş bir şekilde onu bize gösterirseniz şimdi, arkadaşlarım yakalayacaklar. Şimdi hamsiyi evet, aldık. Çok kolay boğaz kısmını şöyle açtıktan sonra. Bir dakika bir bakalım tekrar. Evet. Şu şekilde elimizle parmağımızı şöyle bir açtık. Bakın siyah ortasındaki dediğiniz, siyah şeyi şurası, görüyorsunuz değil evet, mi? İp İçindeki gibi, ip gibi ciğerleri var. İçindeki işte organları var. Onları şöyle dibinden doğru çıkartıyoruz. Çünkü tabii ki bunu suyun altında yapmak gerekiyor. Tabii evet. Ve yıkamamız gerekiyor. Çünkü o zaman bakın şimdi şu şekilde yaptık. Hiçbir şey kalmadı. Dikkat ederseniz şöyle. Hiçbir şey içerisinde kalmadı. Bu şekil olduğu zaman arzu ederseniz kılçığını çıkartıyorsunuz yapacağınız yiyeceğe göre. Şöyle kılçığını tutuyorsunuz ama kuyruğu kalacak. Tam dip kısmından şöyle. Çıtır çıtır kuyruğu sanki cips gibi değil mi? Kesinlikle. Ne kadar lezzetli oluyor. Ama hamsi tava yaparken kesinlikle kılçığını çıkartmıyoruz. Evet. Tabii ki o kılçığını da çıtır çıtır yiyoruz. Peki hamsilerimizi ayıkladık. Ayıkladık ve hazır diye hazır, böyle. Yıkadık, tertemiz. Yıkadık, süzgecimize koyduk. Evet. Sonraki aşamamız nedir? Tabii ki yapacağımız yemeğe göre değişiyor. O halde ilk yemeğimizle birlikte hamsi pişirme tekniklerini görmeye başlayalım. İşte ilk sürpriz yemeğimiz. Sebzelerin gücüyle hamsinin lezzeti birleşiyor. Mısır unu da onlara eşlik ediyor. Şifa deposu bir yemek halini alıyor. Peki nasıl yapılıyor bu muhteşem lezzet hamsi koli? Şimdi. Hamsi koli yani hamsili ekmek yaparak tekniklerimizi anlatmaya başlıyoruz. Tabii sevgili de, Aydın şefimle tabii birlikte. Tabii ki ilk önce ekmekle başlıyoruz. Evet. Çünkü ekmeğimiz pişsin ki hamsimize eşlikçi olsun. Aynen. Ama bunu sadece eşlikçi olarak kullanmıyoruz. Onu bir yiyecek olarak da kullanıyoruz. Yani yemek olarak da kullanıyoruz. Önce o zaman malzeme listemize bir bakalım. Bakalım sevgili nelerimiz şefim, varmış. Neler gerekiyormuş evet, acaba hamsi koli için? 500 gram hamsi, 1 demet pazı, 1 demet maydanoz, 1 demet dereotu, 1 büyük boy soğan, 6-7 dal taze soğan, 1 çay bardağı sızma zeytinyağı, 3 su bardağı mısır unu gerekiyormuş. Devamında yine 1 su bardağı sıcak su, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı da karabiber gerekiyor. Evet, bol kesinlikle malzemeli hamsili ekmeğimizin evet, yapımına başladık. Nasıl başlıyoruz? Tabii ki ilk önce tarifi. Tabii ki bütün yeşilliklerimizi ayıklıyoruz ilk önce ve yıkıyoruz. Bol suda yıkıyoruz. Biz bunları sizler için önceden hazırladık. İlk önce pazımızı doğrayacağız ince ince. Sap kısımlarının fazlasını kestim, onları atmıyorum.
Onları değerlendiriyorum çünkü onlardan mesela mijver yapabilirsiniz. Ha, ne güzel. Tabii çünkü onu biz da değerlendireceğiz. Hiçbir şey atmayacağız. O kabuğu ben aslında alabilirim. Tabii şimdi getireyim ben şöyle yanınıza tamam, koyayım. Tamam, ben onun içine doğrayacağım. İnce şöyle ince koyayım. Pazımızı doğruyoruz. Daha sonra şöyle doğrayalım. Mümkün olunca ince doğrayalım ki içerisinde büyük parçalarla bizi rahatsız etmesin. Karadeniz'in tadına doyulmaz lezzetleri var bugün. Tabii. İlki hamsi koli, hamsili ekmek. Gerçekten mis gibi bir ekmek. Nasıl yapılıyor acaba? Evet, baktığımızda ne var burada? Karadenizlerin çok kullandığı pazı var. Pazısız olmuyor değil mi? Evet. Pazıdan da birçok lezzet yapılıyor. Karadenizlerin çok kullandığı mısır unuyla bir araya geliyor hamsi. Kesinlikle. O açıdan da gerçekten güzel bir lezzet olacak. Kuşkusuz. Bunları taze soğanlarımızı ayıkladık. Dişi soğanlarımızı. 5-6 tane, 7 tane boyutuna göre değişir. Onları koyacağız. Maydanozumuz var. Fazla saplarını burada ayırıyorum. Bunları da mücvere kullanacağım daha sonra. Evet. Evet, bunlar da çok ince olmamak kaydıyla hafif kabaca ama daha sonra da boğazımıza yapışmaması için şöyle doğradıktan sonra tereotu ve maydanoz. Evet, bolca koyuyoruz. Bunu da aslında miktarı kendi zevkimize göre ayarlayabiliriz. Bunu da doğradık. Çok basit gördüğünüz gibi. Önce demek ki yeşillikler bir araya geliyor sevgili şefim. Onu görüyorum. Pazı, maydanoz, tereotu ve şimdi de taze soğan. Taze soğanı birazcık ince doğrayacağız ki İçerisinde pişerken ekmek çiğ kalmasın istiyorum. Bunun içinde mutlaka olması gereken bir yeşillik var mı? Yoksa kendimiz kendi zevkimize göre, ağzımıza göre mi şekillendirecek? Tabii ki, yani dereotu olmadan olmuyor. Dereotu şart. Maydanozu koymayabilirsiniz ama dereotunu mutlaka koymamız gerekiyor. Taze soğan olmazsa olmazımız. Birazcık da kuru soğan doğrayacağım içerisine. Ama kuru soğanı şöyle yarım piyaz yapıyorum. İnce ince doğruyorum. Bu soğanın biraz büyük, ben yarım kullanacağım burada. Evet. Ve çok az tuz dolacağım. Bana çok az tuz verebilir misin? Tabii ki. Evet. Bunu da şöyle kenara koyalım. Birazcık üzerine tuz ekeceğim. Ve soğanımı hafifçe şöyle yoğuracağım. Buradaki amaç... Tuzsuz yapsak ne olurdu bu işlemi? Tuz bunun içindeki suyunun birazcık çıkmasını sağlıyor. İçindeki acılığın birazcık ölmesini sağlıyor. Burada mutlaka hafif tuz doğduğumuzda içindeki acılık çıkacak ve ekmeğimize de güzel bir lezzet verecek. Gördüğünüz gibi sulandı bak soğanımız. Evet. Harika. Evet. Arzu edersek biliyorsunuz bunun suyu göz yaşartır. Sizin birazcık... bir tekniğiniz var mı yaşarmasını önleyici? Her şefe sorduğum. İki yöntem var. Birincisi çok keskin bıçak olması gerekiyor. O kadar etkili mi? Tabii. Çünkü doğrarken ezmeyecek. Ezmediği için de gözünüzü yaşartmayacak. Peki, İkincisi de ellerinizi yıkamak, malzemeyi yıkamak yaşarmasına birazcık engel oluyor. Engel oluyor. Bu arada atlamayalım, seyircilerimiz de görmüştür mutlaka. Soğanımızı böyle... Tuzlu olduktan sonra fazla suyunu sıktım. İçerisine acılık verirsin istemiyorum ekmeği. Suyu da mı acılık veriyor? Tabii suyu. Çünkü suyunda asit var. O asit acılık veriyor. Peki. Evet, buraya kadar hazır. Şimdi hamsilerimi doğrayacağım ama bir bardak neyimiz vardı? Sıcak suyumuz vardı. O bir bardak suyumu şimdilik burada 3 bardak kadar mısır unum var. Onunla karıştıracağım. Şöyle elimizi de karıştırabiliriz. Siz cımbız kullandınız şefim. Yani biz şefler elimizde yanımızda ne varsa bazen kullanabiliyoruz. Ama çırpma teliyle bunu karıştıramazsınız. Ben de şimdi elime bulaşsın istemedim. Çünkü biraz sonra bulaştıracağım. Bulaştırmadan önce şöyle bir hafif karıştırıyorum. Mısır unuyla yapılan ekmekler de nasıl doyurucu ve bir kesinlikle o kadar da lezzetli de değil mi? Kesinlikle. Ben bayılıyorum. Mısır... Balık yemeklerinin yanında mutlaka mısır ekmeği. Evet. Daha önce de ayıkladığım kılçıklarını ve kemiklerini yani siz ama kafa alışmış hep kılçığı kemik diyorum bazen farkında mısınız? Aydın şefim, orada balıkta ne kafası ne kuyruğu var. Evet. Onları da ayıklamışsın. Tabii ki önceden bunları ayıkladığımız... Ekmekte böyle mi yapmak gerekiyor? Tabii içinde kafası ve kılçığı bizi rahatsız olmaması eder yerken. Olmaması gerekiyor. Peki. Mesela ne yapabilirsiniz? Hoş görünmesini istiyorsanız. Bazı bütün olan ekmeklerinizi balıklarınızı altına dizebilirsiniz. Görseli hoş olabilir. Siz nasıl yapacaksınız? Biraz zeytinyağı alayım lütfen. Tabii. Hemen şöyle vereyim.
Şimdi kabımın altını birazcık yağlayacağım. Şöyle 2-3 çorba yeterli. Evet, 2-3 çorba kaşığı yeterli. Elimizle şöyle bir yağlayalım. Bu arada şeyi kaçırmayalım. Fırınımızı 200 derecede önceden ısıtalım. 200 derecede. Bir 10 dakika. Bu arada siz cam kap kullandınız. Evet. Başka bir şey olmaz fırında mıydı? Fırında pişebilecek özellikle bir cam kap. Tabii ki bir porselen, yani fırına olabilir, girebilecek porselen veya bir toprak güveç. Bu tür kapları da kullanabiliriz. Evet. Simay bize şimdi fırınımızı 180 dereceye ayarlar. 180 derece fırında ne kadar kalması gerekiyor ekmeğimizin? 180 derece fırında yaklaşık 1,5-2 saat ama 1,5-2 saat bayağı daha uzun kısa sürede. 200 derece yapsak daha kısa sürede pişmez mi? Tabii 200 derecede de yaklaşık 1 saatte pişebilir. Heh, öyle yapalım, evet. Şimdi mısır unumu katıyorum içerisine. Şimdi bir bardak su dedik ama bazı mısırlar daha fazla su çekiyor. Kontrol edeceğiz şimdi. Birazcık daha ıslak olmasını istiyorum. Hamsilerimi de ekliyorum. Şurada karıştıralım. Bütün malzemelerimiz bir kap içinde karışacak. Güzelce ne karıştıracağız, birbirine yedireceğiz ki lezzetleri geçsin. Sizden birazcık tuz, karabiber rica edeyim. Tabii. Onları bir arada tutmak için böyle yumurta vesaire herhangi bir şey koyuyor muyuz? Koymuyoruz. Koymayacağız. Su ve mısır unu bunları tutacaktır. Tutacak. Peki. Birazcık içerisine arzu ederseniz yağ koyabilirsiniz. Ben bunun içerisine birazcık daha... Evet, daha büyük bir kapta da karıştırabiliriz tabii ki. Şöyle yapalım. Yarım bardak daha su ekleyeceğim. Evet, bugün Karadeniz'in gerçekten vazgeçilmezi baş tacı mısır ekmeğini biz hamsili yapıyoruz. Bu biraz daha farklı bir tarif. O yüzden dikkatli de evet, izliyoruz. Hamsili pilavda, hamsi ekmeğinde biraz yörenin farklılıkları var. Mesela? Mesela bazı yörelerde hafif acı olsun diye pul biber ekleyebiliyorlar. Yumurta ekleyenler de var. Evet. Ama bunun çok böyle kabaran bir ekmek gibi istemiyorlar. Biliyorsunuz Karadenizlerin yaptığı ekmeklerin mutlaka birazcık şey yapıyorlar. Çok kabarmasını istemiyorlar. Kabarmasını istemiyorlar. Evet, tok. O sebepten dolayı sebzelerin suyunu da bırakacak içerisine. Tabii. O şekilde olacak. Evet, gördüğünüz gibi karışımımız tamam. Bunu şimdi kabıma koyacağım. Bu tek başına da bir öğün olarak yenir herhalde. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Mesela... Yani içinde balığı var, yeşilliği var, unu var, börek gibi. Zaten ekmek diyoruz ama içi çok zengin olduğu için hem çok sağlıklı, evet, gerçekten hem de besleyici öyle olduğu için bunu çayın yanında... Aha. Servis edebiliriz. Gerçekten dediğin gibi Aydın şefim tuttu su bütün malzemeyi tuttu bununla birlikte. Yumurtaya da çok gerek yokmuş hakikaten ama bazı yörelerde kullanılıyor dediniz. Bazı yörelerde kullanılıyor. Evet. Üzerine biraz parlak olması için çok az daha zeytinyağı rica edeyim. Tabii. Ben şöyle hemen... Benim elime dökebilirsiniz. Peki. Evet. Hop. Yeterli. Şöyle gezdireceğim. Bugün mutfağımızın baş aktörü, yıldızı hamsi. Hamsiyle yapılan bütün tariflere ve tekniklere yer vereceğiz bugün. Pilavından buğulamasına kadar. Kesinlikle. Değil mi? O yüzden gerçekten kaçmaz bir program olacak. Şimdi o fırına hazır gidiyor. Hazır. Fırınımızı da önceden 180 derecede ısıttık. Mis. Ve fırınımıza hamsili ekmeğimizi yolluyoruz. Gönderiyoruz. Bu arada da yeni tarifimiz neymiş onu izliyoruz. Buyurun. Hamsi alırken nelere dikkat edilmeli? Hangi pirinç çeşidi tercih edilmeli? Karadeniz mutfağının gözdesi, hamsiyi pilavla buluşturan lezzet hamsili pilav. Şimdi... Yani
hamsiden bahsedip de hamsili pilav yapmamak olur mu? Olmaz. Olmaz. O yüzden tek yapmayacağımız hamsi tava yapmayacağız. Onu artık herkes bildiği biliyor, için, o yüzden, pratik evet. olduğu için hamsi tavayı anlatmayacağız ama. O halde hamsili pilav demişken bir malzeme listesine hemen bakalım. Sonra tarif ve teknikleriyle başlayalım. Şimdi yönetmenim Gül ekrana verdi bile. 1 kilogram hamsi, 2 büyük boy kuru soğan, 3 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 su bardağı Osmancık pirinci, 2,5 su bardağı sıcak su, 2 yemek kaşığı dolmalık fıstık ve 1 yemek kaşığı kuş üzümü girecek bu nefis tarife. Hepsi bu kadar mı? Hayır, yarım demet dereotu, 1/4 kadar demet maydanoz, yarım çay bardağı, çay kaşığı yeni bahar, 1 kesme şeker, yarım çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz. Bu kadar mı? Hayır, devam ediyoruz. Pişirmek için de 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı mısır unu, servisi içinse 1 limon, 1 demet kuzu kulağı veya ruka, 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı gerekecek bize. Nefes tükendi neredeyse. Bol malzemeli, birkaç aşamalı. Evet. Çünkü ilk önce içi yapıyoruz. Evet. Tabii ki hamsilerimizi ayıklıyoruz. Daha sonra içi dolduruyoruz. Ve ondan sonra da sunumda da ayrı malzemeler tabii, kullanıyoruz. Kesinlikle. O yüzden böyle olacak ki keyifli olsun. İlk aşamamız nedir? İlk pilav aşamamız için? Pilavı yapmak. Hadi pilavı yapalım. Yapmak için pirincimizi 4 su önceden yıkıyoruz. Pilav yaparken aynı teknik. Nişastası gidene kadar. Yani bir su koyduk ve oda sıcaklığı çok önemli. Çünkü oda sıcaklığında yapmazsak Esra, bazıları diyor ki kaynar su koy. Kaynar su koyunca pirincimizin dışı yumuşama yapıyor. Ve pirincimizi kavururken parçalanıyor. Soğuk suyla yaparsak orada da aynı şekil kırılma oluşuyor. Tamamen 20-22 derece dediğimiz oda sıcaklığı, ısısı bizim için ideal bir sıcaklık. İdeal, bu şart. Pilav yapmak zaten kendi başına zordur. Hamsili zor. Pilav daha mı zor? Değil aslında. Tabii biz şefler için zor sizin değil. Sizin için değil. Ama biz de, de burada pratiğini anlatacağız size. Nasıl kolay yapacaksınız göreceksiniz. Ben hemen bunu önce yıkıyorum. Önce yıkayalım pirinci peki. Pirinci yıkadıktan sonra bütün teknik ve tarifleri aşama aşama size göstereceğiz. Bu arada yazıyorsunuz değil mi? Sizin için TV360 Esra Armağan'da hesapların altına, son fotoğrafımızın altına hamsiyle ilgili merak ettikleriniz, sizin tarifleriniz. Bütün bunları yazın ve şefimizle biz de burada paylaşalım. Hatta yaptığınız tarifleri de gönderirseniz fotoğrafını çekip harika olur. Onları da paylaşmak için sabırsızlanıyoruz açıkçası. Şimdi güzelce pirincimizi yıkadık. Ve geldik. Dördüncü suda artık ısıtıyorum. Aha. Çok az, içerisine tuz atıyorum. Tuz. Ve şöyle bir parmaklarımla kibarca karıştırıp. Neden Osmancık pirinci tercih ettik? Osmancık pirinci herkesin kullanabildiği bir pirinç olduğu için. Çünkü baldo kullandığımızda fiyatı birazcık daha yüksek. Her yemekte de zor oluyor. Gerçekten gözlere layık bir ortaya şölen halinde pilav yapacaksak evet baldo kullanalım. Ama bir şeyler içerisine kullanıyorsak Osmancık pirinciyle birazcık daha ekonomik yapabiliriz. O yüzden tercih ettim. Ben pilav yaparken biraz daha parlasın diye limon sıkıyorum içine. Evet, ama çok az. Çok az. Evet. Bir, ve çok az da şeker koyuyorsunuz. O da biraz burukluğunu almak için. Alsın. Ve bunda da yapacak hemen, mıyız aynı şey, teknikleri? Bunda da yapacağız tabii peki. Ki. Yapalım. Evet, hemen ocağımızın altını hemen açalım. Oraya şimdi karışım yapacağım. Evet. Buyurun. Birazcık çiçek yağı, birazcık da zeytinyağı koyacağım. Buraya da yakayım ister misiniz? Onun biraz vakti var, yanmasını istemiyorum. Peki. Buraya birazcık bana zeytinyağı koyar mısın? Evet. Evet. Şuradan birazcık zeytinyağı pardon. Koyacağım. Olsun, sorun değil. Rahşan nasıl yapıyor pilavı onu dinliyordum ondan. O neden çok birazcık sever, sıvı yağ koyuyorum biliyor musun? Neden? Çünkü hem yanmasın hem de birazcık da hafifletmek istiyorum. Hafifletmek için peki. Şimdi yağım erirken ben hemen soğanımı doğrayacağım. Evet, Karadeniz mutfağının vazgeçilmezi, o hamsili yapılan tariflerde böyle üst sıralarda olan çok iddialı o yörenin yemeklerinden bir tanesi. Hamsili pilav yapımına başladık. Önce pirincimizle başladık. Şimdi artık iç malzemesini hazırlamaya koyulduk. Zeytinyağı ve tereyağı bizim tenceremizde. Soğanları da çok küçücük küçücük doğradınız. Evet, küçük doğrayacağız ki ağzımıza gelmesin. Evet. Yağımız evet. Altını son ayarda mı? Birine koysak nasıl olur? Olur tabii, çok güzel büyük olur. Büyük ocağa koyalım tabii birazcık ki. İçimizi hızlandıralım. O zaman şöyle öne de alayım. Yönetmenim Gül de daha rahat çeker hem. Evet, son ateşte
Yani yüksek ateşte. Erimedi değil mi? Pişiriyorum, eritiyorum yağı. Eriyor, eriyor. Ne yapacağız? Soğandan şimdi, başka ne girecek içine? Ne doğramamız lazım? Aslında yeşillik. Fazla bir şey doğramayacağız. Soğandan önce dolmalık fıstığımı koyacağım. Dolmalık fıstık. Yağım eridi. Biraz bunu pembeleştireceğim soğanla birlikte, yeterli. Dolmalık fıstık dışında başka bir şey konur mu? Kuş üzümü koyacağız. Kuş üzümü. Baharatlar koyacağız. Baharatlar. Peki. Ekliyorum soğanımı da. Önce soğan. Şimdi nasıl bir koku? Evet. Mis gibi şöyle. Yayılacak. Evet. Ben biraz bugün çok yemek çeşidi getirmişim. Evet. Teknikleriyle beraber. Değil mi? Umarım. Şeker atacak mıyız içine? En son. En son. Suyunu vermeden önce. Peki. Şöyle hafifçe kavuralım bunu. Karamelize arada, olacak mı? Efendim? Karamelize olacak mı soğanlar? Çok olmayacak. Hafif pembeleşmesi yeterli. Peki. Şimdi onu kavururken boş durmayacağız. Ne yapacağız? Şuradan fırçayı alayım ben. Tabii hemen. Hemen. Buyurun şefim. İki tane porsiyonluk güvecin var burada. Hı-hı. Bu iki porsiyonluk güvecin içerisine birazcık oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı. Bakın oda sıcaklığında yumuşamış. Evet. Mutlaka oda sıcaklığında yumuşamış olması gerekiyor. O da malzemeyi rahat bıraksın diye. Kesinlikle. Tutmasın diye. Şöyle iyi yağlamamız gerekiyor. Bunu da yağlayalım. Evet. Güveçte de başka türlü güzel oluyor. Kesinlikle, değil mi bu? Gör. Tencerede de kuşkusuz yapılıyor ama. Çok büyük cam kaplarda yapabiliriz. Evet. Büyük güveçlerde yapabiliriz. Orada ortaya şölen şeklinde getireceksek öyle yapacağız. Ama bir restoran için yapıyorsanız veya evinizde her misafire ayrı ayrı sunum yapmak istiyorsanız güveci tercih etmenizi öneririm. Evet. Şimdi şöyle yapacağız. Evet. Hamsilerimizin dış kısımları alta gelecek şekilde olması burada önemli. Burada da sadece başı yok. Başı yok, içi yok, kuyruğu var. Var. Evet, ayıklanmış. İlk önce tabana. Nasıl koyuyoruz onu? Bakın iç kısmı içeride, dış kısmı i̇ç yukarıda. İç kısmı size bakacak kesinlikle. Şekilde. Kesinlikle. Üst üste koyuyoruz. Çünkü burada evet. Önemli olan aralarında boşluk kalmaması. Dört taneyi yaprak gibi açtım. Hamsimi koydum. Daha sonra şu şekilde gördüğünüz gibi. İşte o görüntü. Bu çok önemli. Evet. Buradaki dizmeyi estetik yaparsanız çıkarttığınızda şık duracaktır. Çok güzel oluyor, doğru. Birbirine iskambil kağıdını hani sırt sırtadır ya. Evet, Esra. Evet. Burada da birbirine. Hiç boşluk yok burada tabii da. Tabii boşluk bırakmıyoruz ama yan yana değil. Birbirini şu şekilde. Yelpaze gibi. Evet, hafifçe üst üzerine gelecek şekilde yapışmasını sağlıyoruz. Evet, bu arada soğanlarıma da bakıyorum. Evet. Birazcık kavruldu. Evet, biraz İtali kavruldu. Şimdi ben pirincimi süzdüreceğim. Isıttım pirincimi. Şunları birazcık daha dizeyim. Bunu süzüp geleyim ben. Burada siz benim var istersen. Var mı? Tamam. Buna süzdürürsen. Tamam. Ben sonra tekrar üzerine içine koyabilirsin. Koyacağız. Bu arada lütfen anlatarak yapar mısın tabii sevgili ki. Aydın? Sıralamayla diziyoruz. Aha. Bu dizmede biraz sabır gerekiyor. Biraz estetik bilginiz çok önemli. Eğer burada estetik yapmazsanız fırından çıktığında güzel görünmeyecektir. Fırınımızı burada da 180 dereceye açıyoruz. Ve 180 derecede daha sonra yaklaşık 25-30 dakika pişiriyoruz. Yüksek ateşte de yapabilirsiniz. Şimdi bu malzememin içine pirinci ekleyeyim mi? Soğanın üstüne. Ekleyelim. Efendim, dolmalık fıstıklarımızla soğan kavruldu. Şefimin tarifi üzerine şimdi ıslattığımız ve yıkadığımız pirinci de içine ekledim. Evet, su kalmayacak şekilde dedi. Biz de o şekilde ekleyelim. Şöyle bir karıştırıyorum. Lütfen. Şefim ne derse evet, onu yapıyorum. Orada tuz ekleyebiliriz biraz. Tuz tabii, hemen. Tuzumuz burada. Az bir tuz ekledim. Çünkü balıklar da tuzlu olduğu için. Evet, hamsiler. Çok eklememek lazım değil mi? Zaten tuzu hayatımızı azaltmamız gerekiyor. Çok tuz kullandığımızda. Ah keşke. Ben de tuzu çok seviyorum. Tuz olmadığı zaman sanki lezzet alamıyoruz lezzetini değil mi? Alamıyorum yemeklerin. Biraz evet. Bunu ama azaltmaya çalışıyorum. Çocukluktan kalma alışkanlık aslında. Maalesef evet doğru. Damak şeyimiz tadımız öyle oturunca. Maalesef. Biraz zorlanıyoruz. Evet, şimdilik bunu da tamamladım. Çiçek açtı efendim. Evet, şöyle. Gördüğünüz gibi kaplarımız çiçek açtı. Birkaç tane daha hamsi ihtiyacım açtı. Var. Şurada hamsi benim çiçeği. Hamsilerim vardı, onları ayıklayacağım. Evet.
Çünkü başka bir şey eklemem gerekiyor mu? Çıtır 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 diyor. Tuzunu ekledik. Ekledik. Birazcık kavurduk. Evet. 3-4 dakika kavurduk. Çünkü bu normal pilav gibi değil. Dibi tutuyor yavaş yavaş, söyleyeyim mi? Tamam, yapıştıysa iyidir. Kaynar suyumuz hazır. Tamam. Şimdi kaynar suyu neye göre ayarlayacağız? Bardak ne? Hesabı diyoruz ama evet. Biz burada bardak hesabı yapmıyoruz. Görsel bir sunum yapacağım şimdi seyircilerimize. Evet. Su mu ekliyoruz? Kaynar suyu. Suyunu ekliyorum. Bakın bir karıştırır mısın? Tabii. Şimdi su üzerine iki parmak çıkacak. İki parmak yüksekliğinde şöyle ittiğimizde evet. Bunu görebiliriz. Bakın hafif bir pirinçler üstüne çıktı. İki parmak çıktığında bu su yeterli. Aydın bir şey söyleyeyim mi? Lütfen. Bak benim pilavım çok güzel olur. Ve ben hiç ölçülü yapmadım bugüne kadar. Benim şey ölçüm bu. Pirincin üzerinden iki parmak su. Gerçekten birebir oluyor. Muhteşem oluyor yani. Şimdi bir de şeyi söyleyeyim. Onun kapağını bulalım. Kapatalım. Şimdi bir parça kısayım şeker ekleyeceğim bunun içerisine. Bir parça şeker ekliyorum. Şeker. Ha, evet. Şeker buradaki amacı buruklunu almak. Alsın. Limon ekleyecek misin? Limon da bir damla. Bir damla. Kapağını şey kapatıyorum. Altı böyle harlı ateşte mi yansın? İlk başta 30 saniye harlı ateşte, sonra mum ışığı gibi kısacağız. Gibi, evet. Şöyle bir damla. Çok olmasın çünkü ekşitmesin. Tamam. Yeterli. Evet, yeterli. Bir karıştırayım. Lütfen. Evet. Kaynadı. Şimdi üzerini kapatalım. Altını kısalım lütfen. Kısalım. Şöyle kısalım. Altını kıstım. Evet. Bu pilavımız orada tıngırdasın. Evet. Şimdi ne yapacağız acaba? Ne yapacağız tabii ki. Hemen yapacağız? Diğer malzemelerini. Neyi unuttuk Esra? Neyi? Hemen söylüyorum. Kuş üzümünü. Aa, evet. O aşına da atalım ki kuş üzümleri şişsin içerisinde. Evet. Evet, onlar da şöyle. O da pilava başka bir tat katıyor. Tabii, gerçekten. Tatlılık lezzet katıyor. Ben de çok seviyorum. Şimdi diyeceksin ki baharatını neye eklemedin? Neye eklemedin? Şimdi onu sonradan ekleyeceğim. Yok, unutmadım. Unutmadım. Bunu baştan atarsak kararma yapıyor. Özellikle bunu sorman için eklemedim. Kararma çünkü mı yapıyor? Çünkü başta attığımızda karabiberini, baharatlarını pişerken pilavımız kararıyor. Kararıyor, doğru. Ama piştikten sonra hani bir demlendiririz ya. Demlendirdikten sonra atarsak ne oluyor? Güzelce bir kabarma sağlıyor. Yani lezzetler birbirine geçme sağlıyor. Hem de kararmamış oluyor. Güzel bir teknik. Bunun da kaçırmadığınızı umut ediyorum. Şimdi taze yeşiklerini doğruyorum. Pilavın piştikten sonra içerisine katacağım. Yani şöyle kenarda dursun. Yine maydanoz ve dereotu tercih maydanoz, ettim. Maydanoz, dereotu var. Sen yeşilliklerde bu ikisini çok kullanıyorsun. Karadeniz'de aslında çok kullanıyoruz. Kullanıldığı için. Bu baharatları. Evet, peki şimdi sırada ne var? Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Ne yapacağız? Hamsi kuşu yapacağız. Hmm, o zaman bu bitti mi? Bunun birazcık zaman alacak. Bu arada boş durmayalım. Çünkü zamanı neden zaman alıyor? Pilavı beklediğimiz için tabii, zaman alıyor. Tabii pilavı demlenecek, pişecek. Demlenecek, daha sonra içerisine baharatlarla karıştıracağız. Sonra şöyle kapatacağız. Yapalım. Şöyle evet kapatacağız. O halde bunlar bu tarifimizi pilavımızın pişmesini beklerken birazcık kenara ayıralım. Yeni tarifimize geçelim. Bakalım ne yapıyoruz? Hamsinin tüm kılçıkları en pratik nasıl temizlenmeli? Hamsiyi fileto haline getiren teknik nedir? Hamsi nasıl kızartılmalı? Hamsinin dolgulu hali hamsi kuşu. Şimdi. Geldik. Hamsi kuşuna yapmaya. Hamsi kuşuna, denizin kuşları. Neden hamsi doğru kuşu demişler değil mi? Neden? Neden? Çünkü ikisini birleştirip görüntüsü kuş gibi, olmuş. Olacak. Biraz içi kabarmış. Hemen hızlı yapalım. Ben oradan bıçağımı alayım. Tabii, hemen vereyim şöyle. Bıçağı elden vermiyoruz biliyorsun. Evet, oraya bırakıyorum. Kavga etmeyelim. Neme lazım? Neden kavga ediliyormuş biliyor musun? Lafını kestim. Çünkü elden verince sen ben tuttum zannettim, sen bıraktım zannettim falan derken elimizi kesiyoruz. Kesebiliriz. Ondan sonra birbirimize kavga ediyoruz. Ay ne güzel, hikayesini bilmiyordum. Bu arada hamsi kuşu için malzemelerimiz ekrana geldi. 1 kilogram hamsi, 1 demet taze soğan, 200 gram mısır unu, 2 orta boy soğan, 3 tane yumurta. Yarım demet maydanoz, 1 çay kaşığı kuru nane, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber girecek hamsi kuşumuzun içine. Peki ilk nasıl başlayacağız? Evet, ilk nasıl başlayacağız? Zaten burada da hamsilerimiz yaprak şeklinde ayıklanmış olması gerekiyor. Evet. Ve kopmamış olması önemli. Yine kuyruğu ve kafası yok bu kesin tarifte. Ona da dikkat edelim lütfen. Şimdi ben bu ölçüyü tabii ki ekranda daha büyük bir miktar ölçü verdik. Ben daha azını yapacağım. Çünkü burada ekran için küçük yeterli miktar yapacağım. Soğan doğrayacağım şimdi.
İncecik mi böyle doğramamız lazım? Çok ince doğrayacağız burada. Ha, güzel. Çünkü çiğden malzemeyi koyuyoruz, pişirmiyoruz. Ha, evet. Gerçekten çok incecik, doğru. Yani zar gibi işte şef olmak da bunu gerektiriyor evet, demek ki. Evet, bu da şey, zorlandıkları bir konu. Bu tecrübe isteyen bir şey ama parmaklar içe evde doğru. Evde makine varsa, yani robot varsa, mutfak robotu, onunla da doğrayabilirler. Evet. Rende yapabilirler mi derseniz? Maşallah. Rende yapabilirler iri tarafından. Bir şey söyleyeceğim Aydın, vallahi rendelenmiş gibi oldu ha. Daha da küçük doğrarım da ben şimdilik biraz bu daha oldu. Harika. İşte yılların burada ustalığı. Burada yaparken o zaman hemen teknik söyleyelim. Lütfen. Dip kısmını kesmedik soğanın. Aha. Uç kısmını kestik. Çünkü evet, dibindeki kök kısmı onu tutuyor. Dağılmasına engel oluyor. Aha. Daha sonrasında ince ince bakın bıçağı birazcık aşağı doğru tutuyorum. Burası yukarıda. Evet. Burası en dibini kesmesine engel oluyor. Hı-hı. Kestikten sonra ortadan ikiye bıçağımızı vuruyoruz. Ve ondan sonra küçücük kesiyoruz. Yine. Keserken tabii ki teknik... Eller içe doğru, parmaklar içe değil doğru mi? İçe doğru. Neden evet, öyle? Çünkü buraya parmaktan vurduğunda sen parmağını diye çekiyorsun. Bu biraz hissiyatla. Şöyle ince ince doğruyoruz. Bunu da az bir şey tuzla ovacağım ve suyunu sıkacağım. Hamsi kuşu adı üstüne böyle kuş gibi dolgun ya, içi de doluyor. Büyük balıklar mı seçmeliyiz onun için? Yoksa ya bunu aslında Marmara hamsisinden de yapabilirsiniz. Tabii Marmara ki hamsisi biraz daha büyük demiştik. Büyük, büyük birazcık daha kolay yaparsınız ama evet, Karadeniz hamsisinden de yapabiliyoruz. Hı-hı. Tuzu alayım ben. Tabii oradan. Ben hamsi kuşunu yaptıktan sonra buzluğa atıyorum. Evet. Ondan sonra canım istediği zaman çıkartıp oradan yiyorum. Doğru mu yapıyorum bilmiyorum. Nasıl saklanır? Ya, çok bekletmemek lazım. Bunu yaptığınız zaman dolapta dinlendireceksiniz. Mesela öğlen yaptınız, akşam misafirleriniz gelecek. Akşama servis yapın. Öyle mi? Çünkü peki, çok beklediği zaman hamsiyle acılaşma oluyor. Hamsi enteresandır. Acılaşır ve hoş olmuyor. Hemen bunun suyunu sıkacağım şuraya. Peki kışın aldığımız hamsiyi hiçbir işlem yapmadan derin dondurucuda dondursak sonra yesek mümkün olur mu? Ben beğenmiyorum. Beğenmiyorsun. Peki o zaman çünkü ben hamsi çok... Çok küçük bir balık. Evet, tadını kaybediyor o zaman öyle bütün mi? Bütün özelliğini kaybediyor. Onun evet, yerine peki, kışlık buğulama şey için yani marinasyon yapabilirsiniz, turşu yapabilirsiniz. Bakın çok önemli şeyler aslında bunlar kulağımıza küpe. Balığı çok fazla, hele hamsiyi derin dondurucuda bekletmeyin der şefim. Doğrusunu öğrendik, bekletmiyoruz artık. Kesinlikle. Evet, bunu da küçük küçük doğruyoruz. Hamsi severler için İzmir'den lezzetli tarifler arka arkaya geliyor. Ekrana yeni geçenler için ekran karşısında hamsi kuşu yaptığımızı bir kez daha hatırlatıyorum. Onları da incecik. İncecik doğruyoruz. Ya, çok ağzımıza gelip rahatsız etmesini istemiyoruz. Gerçekten rendelenmiş gibi oldu. Bunu da hemen i̇ncecik ekleyelim şöyle. Ve arkasından baharatlarımı doğruyorum. Nane ve maydanoz. Evet. Burada dereotu yok gördüğünüz gibi. Evet, burada farklı bir nanenin yeşillik tercih ettim. Neden aroması, naneyi tercih ettin? Çünkü nanenin aroması çok mutlu ediyor insanı. Boğazda bir patlama yaratıyor, lezzet patlaması. Hı-hı. Onu çok seviyoruz. Hı-hı. Bakın bunu da küçük küçük doğradım. Hı-hı. Hamsiden birçok şey yapılıyor ya Aydın. İşte buğulaması, yemeği, ekmeği, çorbası... Tatlısı olur mu tatlısı hamsinin? Bazı festivallerde tatlı yapıldığı bile görülmüş. Yani mesela hamsinin festivalini vallahi yapıyorlar. Hiç şaşırmadım. Değil mi? Her şeyinden yani malzemeyi her şeyini ekledikten sonra her şeyini kullanıyoruz. Evet. Çünkü ben burada yarım ölçü yaptığım için yarısını mısır koyacağım mısır ununun. Yumurtayı da bir tane kıracağım. Hı-hı. Çünkü bütün bu malzemeyi karıştıracağım. Evet. Yumurta koymuyordum ben. Bak yumurta koymam yumurta gerektiğini de öğrendim. Tutuyor birazcık. Aha. Yaparken. İç harcı sadece bunlar mı ya da biz eklemeler yapabilir miyiz? Tuz başka ekleyelim. Şeyler? Biraz pul biber ekleyelim buna. Yani farklı baharatlar falan birazcık önerir misin? Birazcık tuz ekleyeceğim. Hı-hı. Çünkü tuz olmadan lezzetli olmuyor. Birazcık pul biber ekleyebilirim şuradan. Hı-hı. Hafif acılık insanı mutlu ediyor. Mücver gibi oldu içi. Değil mi? Evet. Bir peynir eksik. Bir peynir eksik. Evet. Zaten Anadolu'da birçok yerde malzemeleri değerlendirmek için böyle lezzetler çıkmış ortaya. Hı hı. Tamam bu kadar yeterli. Şimdilik ne yapıyoruz? Dolduruyor muyuz artık? Evet. Şimdilik nasıl dolduruyoruz? Nasıl dolduruyoruz? Yine yavaş hareketlerle bize lütfen. Bak şimdilik, günün şanslı hamsi kuşu kameramanı Serkan'la tanıştırıyorum seni evet, Aydın'cığım. Serkan'cığım. Evet. Şöyle bir elinle malzeme yapıyorsun parça. Hı hı.
İkinci malzemeyi üzerine kapatıyorsun. Bakalım. Bu şekil yaptıktan sonra bir tane daha yapacağım. Şöyle bir elini biraz tutar mısın onu bir bakalım. Biz Serkan'la iyice görelim. Yan tarafından şöyle bize göster. Bakın işte iki balık arasındaki... Japonlar sushi yaparlar. İşte bizim sushi'mizde, pişmiş evet. Sushi'mizde bu. Hamsi burger gibi. İç malzemesini birazcık daha az koyabiliriz. Yani çok şey olmasın. Bakın şöyle sıkıyoruz. Zaten malzeme birbirini yiyor. Gördüğünüz gibi. İkinci. Şöyle yapabilirsiniz. Mesela kolaylık olsun orada diyorsanız. Bu arada pilavım çatırdamaya başladı. Altını kapatıyorum. Kapatalım lütfen. Üzerine diğerini koyuyorum. Ve kapatıyorum. Bu kadar basit. Evet. Bir işlem. O içindeki malzeme dışarı taşmaz mı pişerken? Yani ya da nasıl taşmaz? Onu da göstereceğim. Özel bir şey var mıdır onun tekniği, pişirme tekniği? Tabii ki. Nedir? Dışını yine mısır unuyla kaplıyoruz ve dolapta birazcık dinlendiriyoruz. Ha, öyle mi? Sen nasıl yapıyorsun? Doğrusunu istersen ben de böyle yapıyorum. Sen bize bir gösterir misin dolapta nasıl saklayacağımızı, o mısır unuyla kaplıyoruz dediğin konuyu bir gösterir misin? Biraz bu soğuduktan sonra sertleşiyor ya. Evet. O sertleştiğinde mısır unun dışını buluyoruz veya da kızartıyoruz. Bu, bu şekilde bu dolaba gidecek. Ne kadar bekleyecek dolapta? Bir yarım saat beklese yeterli. Yarım saat bekledik. İşte akşama misafirlerin gelecek. Evet. Bunu yap. 3-4 saat olabilir önceden. Akşam misafirlerin geldiğinde mısır ununu bulayıp yağda kızartıp servis yapabilirsin. Evet. Çünkü... içi dolgulu bir hamsi yemeği. Kesinlikle. Hamsi kuşu. Tam bir kuş. Karadenizler buna... ne diyorlar biliyorsun ne değil diyorlar? Mi? Balık demiyorlar. Hamsiye balık kesinlikle Karadeniz'de bir hamsi. Hamsi. Hamsi ayrı hamsi, bir cins ayrı, gibi. Aynen öyle diyecektim ben de Yaşa. Sanki başka bir canlı gibi kesinlikle. Balık dışında. Ben de gerçekten arada, en sevdiğim balık olduğunu tekrar altını çizeyim. Çok severim. Hem çok şey yapılabiliyor. Hem küçük olduğu için böyle köfte gibi yemesi kolay. Kılçığıyla bile tüketiliyor yani o kadar. Evet. Hamsi şimdi Karadeniz'in senden bir şey rica edeceğim. Kültür. Evet, Karadeniz'in en güzel lezzeti. Evet. Hamsili pilavı. Evet. Pişirdik. Suyunu çekti. Evet. Ben İçini bunları yaparken sen de o baharatlarla pilavı karıştırıp içine doldurur musun rica etsem? Tabii ki. Baharatlarla karıştırıp dedin. Yani karabiber var baharat olarak elimde. Evet, doğru biraz mudur? Ondan katalım. Biraz ondan. Birazcık daha katabilirsin. Peki. Yanında yeni bahar var. Yeni biraz yeni bahar kat lütfen. Tamam. Serkan'cığım gel bunu ikimiz yapıyoruz. Evet, böyle çalıştırmayı da severim sen. Memnuniyetle. Evet. Ve daha sonra doğradığımız taze baharatlar var. Dereotuyla maydanoz. Evet. Onların tamamını ekleyelim. Tamam. Hamsili pilavımızın pilavını karıştıralım. Malzemelerimizi de ekledik. Ve artık karıştırıyorum şöyle. Oradan güveç kaplarımızın içerisine koyalım. Evet, malzemesi gördüğünüz gibi fıstık, kuş üzümü, yeşillik, karabiber ve yeni bahardan oluştu. Ama siz yine kendi dediğin gibi damak zevkinize göre bunu herhalde çeşitlendirebilirsiniz öyle kesinlikle, değil mi? Kesinlikle, kesinlikle. Bunun içinde olmazsa olmaz ne var? Olmaz olmaz. Kuş üzümü mü acaba? Kuş üzümü. Değil mi? O ayrı. Çünkü dolmalık fıstığı herkes kullanmıyor onu söyleyeyim. Ha, evet. Yani. Getiriyorum oraya. Lütfen. Ben evet. Sana yer açayım şöyle. Tamam. Ay beraber yapmanın evet. Da keyfi değil mi? Kesinlikle. Dolduruyorum. Takım çalışması her zaman iyidir. Aynen öyle. En keyifli kısmı burası şimdi. Serkan'cığım nasıl güzel yapabiliyor muyum? Teşekkür ederim. Aktüelde bugün Serkan var. Yeterli. O yüzden şanslı kameramanımız. Siz diğerini koyarken... Çok doldurmamak mı gerekiyor yoksa doğru mu doğru. Ayarladım? Öyle mi? Doğru. Ben şimdi üzerine nasıl kapattığımı göstereceğim. Birazcık daha koy lütfen. Biraz bastır. Tamam. Bunu da yeterli. Biraz bastırayım. Tamam. Şimdi orta kısmına... Serkan gel. Bak kapatmaya başladık. Orta kısmına böyle iki parça koyuyorum. Gerekirse üç parça da olabilir. Çünkü bunlar piştiği zaman çekecek. Üç parça koyacağım. Evet. Açılmasını istemiyorum çünkü. Şöyle bunları koyduk. Artık dışını kapatabiliriz. Gördüğünüz gibi çok pratik. Sonra şöyle bir bastıralım yeterli. Aynı şekilde... pilavdan vazgeçerim ne hamsiden diyenler için değil mi Aydın? Kesinlikle. Gerçekten çok keyifli. Lezzetli, sunumu ayrı, estetik
Hoş. Değil mi? Artık tadı yemeklerde müthiş. De sanat var. Görsel yemek. Sanat çok önemli. Hı-hı. Yemekleri ne kadar estetik yaparsak o kadar gözümüze de hitap ediyor. Çünkü sadece şey yapmamız yeterli değil. Lezzetli pişirmemiz yeterli değil. Birazcık da görsel olarak yapmamız gerekiyor. Peki bu ne kadar kalacak fırında ve nasıl bir fırın ısısı fırında, lazım? Bunu yüksek ısıda yaparsak daha çabuk pişiririz. Çünkü 2-3 derece. Hatta bunu 220 derecede 15 dakikada da kızartabiliriz. Önemli olan dışı kızarması. Zaten içi pişmiş. Hemen atıyorum fırına ben bunları şimdilik. Bu arada ekmeğimde... Hazır seni bulmuşken sormak istiyorum. Sen bir taraftan fırınla ilgilenirken. Elindeki o balık kokusunu gidermek için senin böyle kendine özgü bir tekniğin var mı? Ben ondan rahatsız oluyorum. Acaba ne yapmalıyım? Evet. Limonla ovmak derler mesela. Sen hangisini yaparsın? Bir kere ellerdeki bulaşık deterjanları gerçekten kokunun bir kısmını alıyorlar. İyice ovalamak gerekiyor. Aha. Daha sonrasında limonla ovuşturmak gerekiyor. Değil mi? Limonla ovmak başka doğru bir teknik. Başka hiçbir şey yok yani. Çünkü kokuyu başka bir şey almıyor. Hı-hı. Eskiler soğan kokusunu, sarımsak kokusunu şeyle alalım derlerdi. Metaller vardı. Bu metaller sürttüğün zaman paslanmaz çelik. Hı-hı. Onunla ellerini yıkarlardı. Alırlardı derdi ama... Ben öyle bir şey görmedim. Almıyor gerçekten. O yüzden mutlaka şey yapmamız gerekiyor. Sobunla birkaç sefer yıkamamız, fırçalamamız tırnak aralarında. Dedim, acaba özel bir şey var mı ama sen de bizim bir, gibi. Bir yöntem daha var, eldiven kullanmak. Peki efendim, hamsi kuşu yaptık, hamsi ekmeği yaptık, hamsili pilav yaptık. Geldik hamsi buğulamaya. Nasıl bir buğulama olacak? Şöyle bir buğulama olacak. Buğulama tekniği nasıl yapılmalı? Hamsiler buğulamada nasıl ayıklanmalı? Buğulama tavada mı, fırında mı olmalı? Lezzetine lezzet katan sırlarla hamsi buğulama. Şimdi. Hamsi buğulamaya başlayalım bir yandan. Bir yandan zaten ben hamsi kuşunu kızartırım. Ne yapacağız buğulama için? Önce malzeme listesini versek. İlk önce malzeme listesini hadi verelim Gülcüm. Yönetmenim, sevgili Gül ekrana verdi bile. 500 gram hamsi, 2 orta boy kuru soğan, 2 defne yaprağı, 5-6 diş sarımsak, 2 orta boy domates, 1 limon, tane karabiber, yarım demet dereotu, yarım demet maydanoz, 2 yemek kaşığı tereyağı girecek hamsi buğulamamız için. Hepsi bu kadar mı? Hayır. 1 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz, karabiber ve pul biberi de unutmayacağız malzeme listemizde. Ne yapıyoruz sevgili Aydın? Şimdi onların malzemesini doğramadan önce ben hamsi kuşumuzu sana, mu kızartıyorsun? Evet, bunları peki. Gördüğün gibi avucumda sıkıyorum. Çünkü ben dolapta yeterince bekletecek zamanım olmadı. Ama hemen yapmamız lazım. Ne yapacağız? Bu şekilde etrafına mısır unumu atıyorum ve avucumun içerisinde sıkıyorum. Evet, buğulamanın listesini verdik. Birazdan yapımına geçeceğiz. Bu arada hamsi kuşlarımızın da son aşamasını gösterdikten sonra tabii. İçindeki malzeme dışarı taşmasın diye dedin değil mi? Bu tekniği mutlaka uyguluyoruz. Dışına küçük böyle bir kaplama yapıyoruz. Yağımız kızınca da bunu kızartalım. Bunları sana teslim ediyorum. Tamam. Ve ben hemen hamsi tabii buğulamanın ki. Malzemesini yapmaya başlıyorum. Birazcık kızsın yağ değil mi? Bekleyeyim. Azıcık kızsın, ondan sonra pıt diye içine koyalım. İzmir'in kumpiri. ondan sonra Karadeniz'in de hamsi kuşu. İkisi de gerçekten birer kuş görünümünde. Galiba oldu. Ben şunlardan bir tanesini Serkan deneyelim mi? Ne dersin? Tamamen atmadan önce istersen şöyle bir değdir ucunu. Değdireyim. Birazcık daha kızması lazım. Birazcık daha bekleyeyim. Tamam. Birazcık daha bekle. Ben bu arada şöyle tezgahımı temizledim. Hemen artık sonra lezzetine bakacağız. Hamsi buğulamamı malzemesini doğrayabilirim. Evet. Burada da önemli olan bütün malzeme çiğden pişiyor. Hı-hı. Ne yapıyoruz? Ne yapıyorsun? Soğanımı... Piyaz doğruyorum. Yarım piyaz deriz biz. Hı hı. Yarım piyaz demek şu şekilde. İlk önce ortadan ikiye böldüm. Geometriden bildiğimiz gibi tekrar ikiye bölüyorum ve ince ince doğruyorum. Gördüğünüz gibi. Yarım piyaz doğrama tekniği de bu. Bu şekilde. Tekrar göstereyim. Şu çöpe atılacak kısmını atıyorum. İkiye kesiyorum. Ve piyazlık doğruyorum.
Sevgili Aydın, sen de pek çok öğrenci yetiştiriyorsun, üniversitede hocasın. İnan bizi de öğrenciler izliyor. Yani hiçbir şey bilmeyenler artık bir şeyler yapmaya başladılar. Bu bizi çok mutlu ediyor. A'dan Z'ye hani bilenlerin bildiği ama yeni başlayanların hiç bilmediği bütün teknikleri hiç atlamadan ekrana getirmeye çalışıyoruz. Senin gibi değerli şefler aracılığıyla. Kesinlikle çok keyifli. Bugün de hamsi pişirmeyi bilmeyen kalmayacak. Bence kuş de kalmayacak. Evet. Bundan sonra da hamsi... Evet. Ben pişirmiyorum diyemeyecekler. Karadenizlerin bildiği birçok hamsi çeşidini yapmayı öğrenmiş olacaklar. Evet. Evet. Hemen benim o altta tavam olacak. Onu alayım. Sen tavanı al, gel Serkan, biz de artık hamsilerimizi atalım. Ne dersin? Hadi. Hop. Hamsi kuşlarımızı şöyle tavamızda. Oy, çıtır çıtır. Evet. Evet. Ve sonuncuyu da sana doğru şöyle. Sen bu arada neler yapıyorsun? Ben bana burada... seslendirir misin? Çünkü ben bununla uğraşıyorum ya, seni görmek tamam. istiyorum. Tamam, artık o sende. Ben tamam. burada hamsi buğulama için ne yaptın? Soğanlarımı yarım piyaz doğradım. Hı. Domateslerimi de yine jülyen jülyen doğradım. Gördüğünüz gibi şu şekilde, yarım ay şeklinde. Hı. Birkaç tane sarımsak doğrayacağım. İlk önce malzememi hazırlıyorum. Onları da şöyle ince ince doğruyorum. Sarımsak olmazsa olmaz mı? Yani çok lezzet veriyor gerçekten. Şimdilik sonlandıracağım hamsi buğulama için. Hamsi buğulamayı kılçıkları içerisinde yapıyoruz ki lezzetli olması için. Hmm. Hamsilerimizi... Bunun yine kafası yok ama kuyruğu var. Kuyruğu var. İçi temizlenmiş. Hı hı. Bakın hamsilerimin altı soğanı ekledim. Yarım piyaz doğranmış soğanı. Üzerine hamsilerimi koyuyorum. Bunları çok düzgün de dizebilirsiniz. Hı hı. Bu şekilde de atabilirsiniz. Daha sonra şöyle sarımsakları serpiştireceğim. Birkaç parça. Tekrar üzerine soğanın diğer yarısını koyuyorum. Bazı... Aynı fırında da olur mu bu? Fırında da olur tabii ki. Olur mu? Hangisi daha tercih edilir sence? Yani fırını kullanmak her zaman iyidir ama elektrik tasarrufu için ocakta yapmayı ben tercih ediyorum. Peki. Çünkü aynı şey oluyor. Çok büyük bir şey fark ettiğini söyleyemem. Buğulamada neye dikkat edelim? Ne de? Buğulama yaparken neye dikkat edelim? Buğulama yaparken dikkat etmemiz gereken kural kılçık içi kalma kafası ve içi iyi temizlenmesi gerekiyor. Malzememizin mümkün olunca taze olması gerekiyor. Ve çok az su koyacağım buna. Su kullanmayacağım fazla. Kılçığını ayıklıyordun değil mi? Tabii. Yok, kılçığını ayıklamıyorum. Ayıklamıyorsun kesinlikle. Buğulamada. Pardon, ben onu atladım. Bir tek kılçığın ayıklanmadığı tarif şu anda bugün yaptıklarımız arasında buğulama. Bunları da. Hı hı. Ve üzerine serpiştiriyorum. Balık sebzelerle pişecek buğulamada yani, evet. değil mi Aydın? Şimdi tuzumla ekliyorum. Demlene demlene yavaş yavaş. Bakın çok az malzeme koydum. Hı hı. Limonumu verebilir misin? Senin Tabii. yanında limon var. Yarım limon yeter mi? Yeter. Bir tane defne yaprağı Tabii. koyuyorum. Ve bir parça da tereyağı ekleyeceğim içerisine. Evet. Zeytinyağı da ekleyebilirsiniz. Hı hı. Ve limonumu sıkıyorum. Dilim de koyabilirsiniz üzerine arzu ederseniz ama ben hafif sıkacağım üzerine. Benim bahçemde de bir defne var. Bakın gerçekten su koymadım. Kendi aroması suyuyla. Kokusu çok güzel oluyor değil mi defnenin? Kesinlikle. Kendi su koymadım kendi suyuyla. Kendi suyuyla pişireceğim şimdi. Bunun üzerine kapak örteceğim. Altını açtım. Kısık ateş mi istersin, harlı İlk ateş mi? İlk başta harlı, sonra kısacağım. Peki, kapağını kapatayım mı şimdi? Lütfen. O değil sanırım. Onun büyük kapağı olacaktı. Hı hı. Şimdi Aydın. Efendim, İki tarif için çok istek aldık. Biri hamsi şiş, biri hamsi marindi. Hangisini yapmayı tercih edersin? Bu sayılı dakikalarımız kala reklama. Reklama sayılı marin dakikalarımız kala. Efendim? Marin mi yaptık? Marin acaba? Yapalım. Evet, bakalım hangi yemeğimiz geliyor şimdi. Görüyoruz. Hamsi nasıl marine edilmeli? Marinasyon sosunda neler olmalı? Hamsi marine edildikten sonra beklemeli mi? Marinasyon sonrası nasıl pişirilmeli? Hamsi marin. Şimdi. Ay,
Aydın Deniz Şefim'le hamsi marinini göstereceğiz. Önce malzeme listemiz geliyor. Bir bakıyoruz. Sevgili yönetmenim Gül ekrana verdi bile. 500 gram hamsi, 2 limon, 1 fincan üzüm sirkesi, 1 yemek kaşığı deniz tuzu, 1 çay kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı rezene tohumu, 1 diş sarımsak ve 1 demet dereotu giriyor. Hepsi bu kadar mı? Hayır. Bir acı kırmızı biber, 1 adet kırmızı soğan, pul biber, tane karabiber ve pembe biber giriyor bunun içine. Evet. Nasıl başlayalım? Nasıl başlayalım? İlk önce sen onları çıkart lütfen. Yeterince tamam, bir taraftan da sen yap lütfen. Ben de hamsi marin için ayıkladım. Bakın burada görsel olsun diye hamsilerimin bütün kısıklarını çıkarttım. Kafalarına bıraktım. Birazcık görsellik istiyorum. İçerisine... Bir dakika. Ne yaptık? Bir daha balıkları anlatır mısın bize? Bir kere kafaları var. Bunların da kuyrukları yok. Ya isterseniz kafaları da çıkartabilirsiniz ama bu benim yorumum. Peki. Kafalar kalsın ve görseli hoş olsun diye koydum. Tamam. İçerisine tuz ekleyeceğim. Derileri üste kalacak şekilde üst üste koydun. Evet. Böyle mi yapmak lazım? Mutlaka aralarına da birazcık tuz. Hı-hı. Tuz bunun birazcık suyunu çıkartacak. Böyle bir 10-15 dakika tuzda beklettikten sonra... Bunu istediğimiz şekilde koyabilir miyiz balığı içine? Yoksa özellikle mi üst üste koyduğun derilerini? Ben özellikle dizdim ama mutlaka karışması lazım. Karışacağız. Ama çok narin bir balık olduğu için parçalanmaması gerekiyor. Peki. Daha sonra tuzunu emdikten sonra üzerine, hı-hı, birazcık sirke koyuyorum. Sirke bunun pişmesini sağlayacak. Allah Allah. Evet. Öyle mi? Sirkeyle marine ediyorsun. Limon ekleyeceğim. Hı-hı. Şimdi bu balık öyle bir balık ki... Hı-hı. Yaklaşık 10 dakikada pişebiliyor. Ama siz bunu, hı-hı, saklamak istiyorsanız 1 saat falan bu marinasyonda bekletmeniz gerekiyor. Hı-hı. Hafif içerisine... Başka ne koyuyorsun içine? Buruklu alması için birazcık şeker ekleyeceğim. Şeker. Çünkü ekşilikler var. Ama gördüğün kadar az bir şeker. Az. Enteresan kadar. Bakın balığa şeker ekliyoruz marine ederken. Birazcık tane pembe biber ekliyorum. Pembe biberimiz. Hoş bir görüntü olsun diye. Aha. Ve aroma vermek için bu yine benim yorumum. Rezene tohumu. Rezene tohumu. Çok bu enteresan anason aroması var. Böyle geliyor. Bir hafifçe... de tane karabiber ekliyorsun değil mi? Evet biraz. Onu ben ekleyebilir miyim tane karabiberi? Lütfen. Tane karabiberi bunu hafifçe şöyle ezeceğim. Çok fazla değil. Rezeneye. Evet. Kokusu çıksın diye. Onu da ekliyorum. Çok fazla koyarsanız ön plana çıkar lezzeti. İlginç bir marinasyon tekniğiydi bu. İçine artı ne girecek? Soğan, limon, dereotu ve kırmızı biber. Piyaz soğan koyacağım ama piyaz soğanımı da burada ilk önce ince ince doğrayacağım. Yarım piyaz. Evet. Daha sonra bunu hafif tuzla ovacağım. Aha. Acısını çıkartacağım. Aha. Suyunu sıkacağım çünkü asiti balığı çok fazla rahatsız ediyor. Sonra? Suyunu sıkıp içerisine katıp karıştıracağım. Acı biberi servis ederken üzerine, dereotunu da üzerine koyacağım. Ha, geri kalan malzeme üzerine koyacak. Üzerine koyacağım. Limon sıkacak mısın içine? Limon sıktım içerisine. Sıkmıştın zaten. Peki limon. Efendim şimdi geçiyoruz sunumlarımıza. Yemek atölyemizde bugün sevgili Aydın Şefimiz hamsiyi A'dan Z'ye işledi bize. Evet. Neler yaptık Aydıncığım? Zamanımız yettiğince 4-5 çeşit yaptık. Hamsi koli yaptık. Yani hamsili ekmeğimiz var. Tabii ki olmazsa olmazımız hamsili pilav. Bunu biliyorsunuz büyük kapta ortaya da yapabilirsiniz. Bu arada güveçte yaptık. Bak Serkan'cığım gösterelim. Evet. Sonra buraya aldık. Çıkarmışı yani da böyle şurada. Böyle şık bir şekilde, evet, sunabilirsiniz. İster tuzlu kolayla isterseniz de rokayla. Hamsi buğulama biliyorsunuz hamsinin gerçekten lezzetini ve vitaminlerini her şeyini alabileceğiniz şekliyle hamsi buğulama en değerlisi. Buğulamada bütün olarak kullandık balıklarımızı. Kesinlikle, görüldüğü gibi. Kesinlikle içerisinde kılçıkları var. Burada hamsi marin var. Bunun çok farklı versiyonları var. Ben kendi tarzımı yaptım. Çok lezzetli. Bu 1 saat sonra da yenilebilir ama çok pişmesini isterseniz bir gün beklettiğinizde ertesi gün de yiyebilirsiniz. Farklı olarak rezeneyi görüyoruz tabii, onun için. Rezene tohumu var, acı biber var, sirke ve şey var, limon suyu var. Ve geldik hamsi. Evet, hamsi kuşu. Kuşuna. Uçan kuşlarımız burada. Evet. Tabii biraz fazla kızarttık sanırım. Suyunu hiç buradan kaçırmıyoruz. Ben onu öyle seviyorum ondan. Kendi tavasını göre kızarttım. Hamsi kuşumuzu da yaptık ve mükellef bir sofra hazırladık. Evet, bugün eğitmen şefimiz Aydın Demir bizimle birlikteydi. Yarın yine böyle kışa ve hastalıklara karşı zırh niteliğinde tarifler ve yeni tekniklerle karşınızda olacağız. Çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Rica ederim. Afiyet olsun.
Evet, çok teşekkürler. Efendim, ben Esra Harman'da bugün Hamsi A'dan Z'ye işledik. Umuyorum ki faydalı olduk sizlere. Gününüzün kalan kısmı da aynı lezzetle ve güzellikle geçsin. Sağlıkla kalın. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.